Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Sana yapılan bu özel muamele üzerinde biraz daha durabilir miyiz? 39. kuruluşta mesela yalnız pek geldi değil. Hem aşiretlerden insan, sivil insanlar da vardı. KDP'den de bazı insanlar vardı, KVA'dan da vardı. Fakat diyelim özellikle ben yani abartmıyorum. Gerçekten benim üzerinde farklı duruyorlardı. Çünkü benim üzerinde farklı durmalarının da en büyük nedeni şeydi. Şahin Dönmez'de 38 bizim bitişimizde ya. Sayın Dönmez de beni eskiden beri iyi tanıyor. Ondan dolayı biraz daha bana baskı fazla geliyor. Sayın Dönmez eskiden PKK'nın merkez komitesi üyesi. Bizi iyi tanıyor. O mesela diyelim o dönemde bir Antep'te çalışıyordu. Ben de Urfa'da çalışıyorum. Yani konumuzu da biliyoruz. Yani Dönmez'i de bildiği için. Yani mesela bir gün Esat kendisi geldi. Bak dedi bu koğuşta bir adam yaşıyor. İnsan zanneder hiçbir şeyle alakası yok dedi. Ben sandım. Ben anladım o zaman dedi. Kemal bile dedi. Hoparlörde de bunu konuştu. Esat bir gün hoparlörde konuştu. Dedi 39'da konuştu bir adam var. Sen o adama sorsan millet sana der ki o adam hiçbir şey değildir dedi. Kemal dedi Fatma korkma zaman adam senden kötü olacak. Valla dedim Kemal ben de anladım ne yapayım. Ya? Şahin Dönmez orada olduğu için herhalde durumu izah etmiş ona. İşte ondan sonra baktım da işkencelerle artmaya başladı. İşte en son dedim ya bir gün işte baktım Esat geldi. Koğuşta tabi o dönemden sonra dedi artık Fuat'la kimse konuşmayacak dedi. Sirajı çağırmışlar başkanla konuşmuyor. Başkan geldi koğuşta açıklama yaptı. Ben ne yapayım konuşmuyorsa konuşmasın dedim. Ama konuşmak da zor bir şeydir yani. Bak bir insan benim yanımda yatan bir insan yani yüzünü bana dönerek yatamazsın yasaktı. Muhakkak sözü dönük olacak. Yani beraber yatıyoruz ya ranzalar var demir yatak. İşte tahta ranzalı. Onların üzerinde mesela şu yapıyordu. Diyordu sırtını dönerek yatacaksın. İşte ben öyle 6 ay falan devam etti. Tabi bu sürede sürekli tabi açlık dayaklar oluyordu. Yani yalnız bana değil herkese yapılıyordu ama bize katmerisi oluyordu. Diyarbakır zindanında dışkı kavgası. İşte bir gün bizi dışarı çıkardı. Mesela diyelim herkese dövmeye başladılar. Herkese dövmeye başladılar. En son dedi tabii herkesten marşı okuyor. Marşı okuyor aşırı bağıracaksın yani diye. Bazı diyor bizim mesela koşuyor herkes tekmin verecek. Tekmin verenlerin sesleri düşmemişse onlar marşı yokmamışlar. Şimdi mesela öyle yaptıkları zaman bir mesela mazgal şey var. Havalanın ortasında bu lahmatlar geçiyor. Lahmatı geçiyor, bir tane üzerinde kapak bile masandalye büyüklüğünde bir kapağı var. Kapağı üstüne koymuşlar lahmın üstüne. Asker bakın bir gün kapağı çekti, kaldırdı. Dedi herkes sırayla bu lahmın içindeki elini boka sürecek, kafasına sürecek dedi. Biz de mecburi herkes yapıyor yani. Biz yaptık, diyelim koşa gidiyoruz tabii. Mesela diyelim bazı arkadaşlar bu yanık davranıyor, yapmıyorlar. Yani gönderecek bir şey değil ama ne yapalım. Onlar bunu yapıyor. Mesela biz gidiyoruz bakıyoruz tabii asker kafasında bok olmayanı felaket verecek. Bakıyor herkes bok kafasına boku süren insan rahat içeri giriyor. Geçişi var bir sebebi var yani.
O mesela bazı arkadaşlar kafasına bok sürüyor, bakıyor, dayak yiyor. O da diğer arkadaşın başındaki boku alıyor, kendi kafasına söylüyor. Hatta millet orada bok kavgası yapıyor. Yani diyor, kafamın boku niye alıyorsun? Yani kafamın boku. İşte adamlar bu tür yöntemlerle işkence metodlarını geliştiriyor. İçeride su yok, bir şey yok. Yani mesela adam bir iki tane su veriyor, o boku siliyorsun ama kir gider mi? İşte bu İnsanlar üzerinde aşırı bir psikolojik etki yapıyordu yani. Millet, herkes geliyor içeride gibidir ama kimse bir şey yapamıyor. Bu yani koğuşta sürekli bu tür metotlar, bu tür yöntemler uygulanıyor. Başka ne gibi işkence yöntemlerini uyguluyorlardı? Bir gün mesela eskiden koğuşlarda bir de şey yok. Yıllarda bunlar bilinçli yapıyor. Askerliği ben yapmadığım için bilmiyorum. Yapan arkadaşlar bilir. Bizim haberimiz yok. Yemeğe ilaç koyuyorlar, biliyor musun? Yemek kavanoza geliyor ya. O gün de mesela kavanoza ilaç koydukları gün de yemeği biraz fazla veriyorlar. Millet çok sevmiyor, kebi yiyor, yemek yiyecek ya. Herkes yemek yiyor, yemek Ne yedi. ilacı? Yani ishal ilacı. O yemeği yediği zaman yarım saat sonra dışarı aktarmaya. Şimdi o yiyince sen hepsi şu amel oluyor ya. İshal olduğu için kendisini tutamıyor ya. Hepsi arkadaşlar diyelim bu tuvalete koşmaya başlıyor. Şimdi bizim koğuş da 39. koğuş 5 odalı. 5 odalı olduğu için bayağı kalabalık da 3 tane tuvalet, büyük tuvalet var. Şimdi o büyük tuvaletlerde bir insan girse diğerler dışarıda hepsi bırakır ki al kirletir kendini. Arkadaşlar mecburi 4 arkadaş bir anda tuvalete oturuyordu. Yani herkes sırt sırta veriyor ya tuvalet, bir tuvaletin deliğine 4 kişi sıçıyor. O sıçma öyle ama ona rağmen bile dışarıda kendini kirleten insanlar vardı yani. Ama yok yani adam bak diyelim onu bak yemeği bir işkence metodu olarak kullanıyor. Her şeyi işkence olarak kullanıyor. İşte öyle hallerde birisi insan da kendini kirletiyor diye bu defa da gelip adam diyor ki sen niye kendini kirlettin? Kurallara uymadı. Adam kendi ne yapsın? İmkanı yok. Onlar da dünyanın dayağını yiyordu, işkencesini yiyordu. Yani o tür yemekler geldiği zaman birçok insan da öyle perişan oluyordu. Yani gerçekten bunlar anlatılacak şeyler değil. Anlatılması mümkün olmayan şeylerdir. Ama ne yapalım, düşmanın böyle insanlar. İtirafçılar işkence zoruyla mı itirafçı oldular? Şimdi mesela o şeyde gardiyanlar o dönemde sürekli beni şeye itiyorlar. Yani ben yani itiraf etmeye zorluyorlar, biliyor musun? Yani adamlar hiç kimse kendi intihar etmiyor. Yani itiraf yapmadı. Herkes baskı ve zulmle yaptı. Yani kimse yani ben gönüllüyüm, ben bu işi yapayım demedi. Herkes yapan korkan yaptı. Şimdi bir gün işte gardiyanlar sürekli duyuyor, nasıl ettiler, baklar olmuyor, ben tavizyon etmiyorum falan. Hatta kaç defa dediler ölü gibi yaşıyor bu adam. Ben ne yapayım? İşte her gün bir gün baktım en son şu gardiyan beni şeyde halanlara tuttu üstüme soydu zorla. Yani soyu ben de soyarım. Kurallara uyuyor mu ya? Korkuyoruz da. Ben sırtımı soydum baktım dedi ağzını aç. Ben de ağzını dedim niye açayım falan. Yok dedi ağzını aç bu adam senin ağzını işleyecek dedi. O adam da sivil bir insan yani siyasi makin değildi. Şimdi çocuk da çıkarmış bibisini iş yiyecek yani hazırlamış yani. Şimdi gardiyan tabii ağzını tutuyor sürekli şey açmaya çalışıyor. Ben açayım ağzını. Niye açayım ağzını? Zaten iş yiyecek. Sonra baktım o yaptı. Çocuk baktı olmadı yüzüme göğsüme falan işedi. İşte şimdi bir de mesela diyelim bazılarına da şey yapıyor yani. Mesela bu tür işkenceleri yapınca da şey yapıyor. Diyor milletler diyor ki bunlara niye alkış alın diyor. Yani seni daha psikolojimen etkisi hale getirmek için, daha zora sokmak için. Fakat diyelim insanlar da korkudan bunu yapıyordu bazı insanlar. Hepsi yapmıyordu ama yapan da çoktu. İşte bu haliyle bize koşarak bir ara sıra konumuzdan tutup götürüyorlardı. Koşarak bırakıyorlar. Herkes ondan sonra insan koşarak tek tek gördüğüm tuvalette falan herkes üzülüyor ama millet üzüntüsünü açıkça ifade edemiyor. Ne yapacaksın? Yani bu tür yöntemlerle işte sürekli etkisi hale getirmeye çalışıyorlardı. Neyse o geçti. Tabii gece de her zaman kavga buluyorlar falan. Mesela her mazgal açıldığında Fuat Çakın gelecek. Fuat Çakın geldiği zaman da dahi yiyecek. Yani benim mesela bu sağ gözümün bu sol tarafında şey de var. Üstünde bir sinir sistemi var ya. O sinir sistemi yani
Ben şimdi Münşen'de profesöre gittim, dedi bu sinir sistemi ölmüş dedi. Esat Oktay 39. koğuşta seninle muhatap oldu mu? Bir gün baktım Esat ara sıra bizim koğuşa geliyordu. Yani tabi her koğuşa gidiyordu. Üstünü çıkarıyordu böyle, geziyordu, dolaşıyordu. Herkes tabut gibi duruyor. Esat baktım dedi façam gelsin dedi. Ben gittim işte dedi Fuat dedi. Orada koğuşun tüm sigaralarını toplamışlar, bir çuvala koymuşlar. Dedi Fuat oradan 5 sigara al dedi. Ben her paranın arasına bir tane koy dedi. Ben de 5 tane sigara aldım, dedim sigara içmesini bilmiyorum ben. Dedim sigara kullanmıyorum ben dedi. Dedi Emir dedi içeceksin dedi. Ben aldım, bir arkadaş da geldi yaktı yani. Hani kibrit yakamıyorum ya. Yaktı dedi bunu iç, ben birkaç yudum içtim sigara. Baktım dedi koğuşta tüm insanlar her birisi 5 sigara alacak dedi. Tüm herkes 5'er sigara aldı, ağzına koydu. Dedi sigaraları yakma, yakın dedi. Tabii koğuş o dönem, o ayı da Temmuz ayıydı. Temmuz ayında Diyarbakır çok sıcaktı. Canım gibi yer. Pencereler kapalı, kapılar kapalı. Bakın dedi herkes içmeye başlasın. Tabii herkes içince koğuşta bir duman oluyor ki insan nefes alamıyor kimse. Orada mesela diyelim insan yere düşüyor, bayılıyor falan. Çünkü mümkün değildir, dayanamazsın o kadar. 240'a yakın insan var, herkes sigara içerse 5'er sigara düşün ya. En az bak 1200 sigara yapıyor. 1200 sigara dumanı da az bir duman değildir yani. O millet boğuyor yani. İşte ondan dolayı mesela o sigara yöntemi milleti çok olumsuzluğunda etkiliyor. Koğuşta gizliden de olsa sana moral veren kimse yok muydu? Bir tane adam vardı, Mardinli adam, Halil dayı vardı. Halil Gezici, yaşlı bir adam, çok iyi bir insandı. Hep ben üçüncü odada kalıyordum, o dördüncü odada kalıyordu. Onun da oğlu da vardı. Ben oradan geçince ağlıyordu sürekli. Bana diyordu, oğlum diyordu, dayan diyor, sen çarşı adamsın diyordu. Diyordu dayan falan. Ama ben çok seviyordum onu. O da çok iyi bir severdi. Sonra bir işte tali olmuş gitmiş, bir gün annem dışarıdan ziyarete gelmiş, demiş Fuat Çavuk'un, demiş bacı sen benim kardeşimsin ama demiş ben oğlumdan fazla fazla seviyorum demiş. Al bu 2000 lira benim için fazla hatta demiş. Yani annem anlattı sonra bana bunu. Çok etkileniyordu, millet çok etkileniyordu. İşte o dönemde baktım Esat bu yöntemlerle diyelim koğuşu daha çok zora sor. Ama yalnız bizim koğuşlar değil yani. Bu tüm koğuşları genelde bu yapıyor. Esat Oktay bazen ses cihazıyla bütün koğuşlara da sesleniyor muydu? Bakın Esat bir gün hoparlörde konuştu, dedi ki Diyarbakır cezaevinde mesela o zaman öyle söyledi. Yani ben bilmiyorum, bu onun söylediğiydi. Dedi şu anda 3500 insan yatıyor bu cezaevinde. 3500 insan dedi yatıyor. Ama dedi bak 3500 insan sesi çıkmayacak dedi. Ama dedi bir sinek sesi çıkacak dedi. Sinek geldiği zaman 3500 insan bu sineğin sesini duyacak dedi. Ama gerçekten de öyleydi. Yani 3500 insan sanki o cezaevinde yoktur. Kimse ya tahtadan ses geliyordu, insandan gelmiyordu yani. Çok millet, herkes robot olmuştu yani. Köle olmuştu bu dönemde. Bu çok etkiliydi. Mazlum Doğan'ın kendisini asmasıyla ilgili neler biliyorsunuz? İşte 3 gün sonra Hayri dedi, baktım dedi mazlum görünmüyor dedi, ben çıkardılar dedi. Doktor kendisi geldi dedi, baktım beraber biz gittik arkaya dedi, mazlumu indir, ipten indirdi. Benim yanına indirdiler dedi, bu aşık kemiğiyle burada bir kan akmıştı. Dedi ben dedi ona doktora dedim yani Hayri kendisi tıpı okuduğu için o da doktordur yani Hacettepe tıpta okuyordu. O da işi biliyor, Hayri diyor ki ben dedim niye kan aktı? Yani en fazla bir insan diyelim 70 saniyede ölür. Boyun kemiği kırıldı mı ölür. Mazlum Doğan kendisini astıktan sonra mı Hayri Durmuş ile doktor konuşuyorlar? Mazlumdan sonra tabii mazlumun yerine gidiyor yani. Yerine gidiyor, doktora bununla doktora konuşuyor yani. Yani doktora konuştuklarını sonra bana söylüyor bunları ölüm orada. Ben sordum. Şimdi mazlumun kendine astığı yerde ben arkadaşlara dedim ki orayı ölçün. Mazlum 4. kat 9. yerde de kalıyor. Şimdi 4. kat 9. yerde de şey tamam böyle düz değildir yani böyle aşağı iniyor. Mazlumun kendisini astığı yerde bir 51 santimetre. Mazlumun boyu da bizim boyumuzdan yani falan vardı. Mazlumun kendi boyuna
kravatı geçirmiş, ipe yukarıya bağlamış. Sonra ayaklarını da lavabonun üstüne koymuş. Lavabonun üstüne bağlamış, öyle abi intihar etmiş. Yani adam normal bir insan intiharı yapmamış. Doktor valla bilmiyorum o zaman demiş yani bir kaç saat demiş canlıymış yani ölmemiş yani. İşte bundan dolayı demiş bu kan akmış. Kendi vurmuş ya duvarlara falan kan öyle akmış dedi. Ondan sonra hayır dedi ben anladım bu şeyleri. İşte mazlum kendisini astığı zaman millet bana söyledi yani not geldi. O zaman arkadaşlar dedi Fuat mazlum kendini yaktı haberin olsun falan dedi. Ben yani ben de normal dedim. Yakmışsa düşman biliyorsa bizim insanlar da bilsin dedim. Düşman kendisini aslanı biliyorsa niye bize arkadaşlarımızdan gidelim? Arkadaşlar bakın kalktılar dediler ki mazlum kendini yakmış. Ya dedim arkadaşlar yanlış yapmayın. Yani yakmamış. Yakılacak imkan yok çünkü orada. Mazlum Doğan'ın olayı kitle üzerinde ne gibi bir etki yarattı? Şimdi mazlum mesela bakın mazlumun şöyle bir şeyi vardı. Yüz hatlar var ya sürekli sertti. Böyle insan bakınca sinek değse parçalanırdı. Yani hiçbir gün normal bir yüze sahip değildi mahkeme geldiği zaman. Hayır mazlum anlamıştın yani teslimiyetin sonucu kötü olarak. Bunu hiç de biliyordu biliyor musun? Ama mazlumun ölmesi milleti motive etti. Biz de insanız, biz de direnebilir diye. İşte bunun üzerine zaten Ferhat Murtay, o zaman Ferhat'ın durumu da ortaya çıktı. Esad Bey'in 33. kuruşa Ferhat'la merkez alındı. Bir de Ferhat entel bir insan yani akıllı bir insan. Ona konuşuyor. Ferhat en son arkadaşlarla konuşuyor. Eter metal kuruşta boya yapıyorlar. Kuruşta herkes yazıyor yani. Yere bayrak yani yazılmazı yazıyorlar. Ferhat eter metali hazırlıyor, topluyor. Arkadaşlar 4 kişi arkadaşı o Esraf Anyak'tı. O da ufak durumda. Mahmut Zengin o da Himan'da. Tam yani ufak genç bir çocuktu yani bizim Himan'da. Bir de Necmi Ünler vardı. Çelmikli, Diyarbakır Çelmikli ilçesinde. Onlar kendini bağlamışlar. Bir de şey etmişler. Üzerine eter dökmüşler. Eter dökmüşler ki ateş yandı mı mümkün değil. Yani kimse söndüremez. O eter dök yani kibrit çaktığı zaman patlama oluyor işte. Eterden dur. Millet diyor ya çok büyük bir ses geldi. Orada o bir ses eterden kaynaklanıyormuş. Hani kendisi de mühendistir ya. Şimdi yani boş teknik bir adamdı şey Ferhat Hoca. O Ferhat onları öldükten sonra bunları 35. kuşa falan götürüyorlar. Tabi bu Ferhat onlara da yani mazlumun kendisini yaktığını biliyorlar. Onlara öyle haber gitmiş yani kendine aslan değil yani. Ama Ferhat en son bir yazı yazıyor. Adnan Yılmaz var o da benim amcam oğulları sayılır. Bir de eniştemizdir de aynı zamanda. Ona demiş ki yazı yazmış demiş. O da demiş de ben kendimi yakacağım. Yok demiş sen git mahkemede. Sen git mahkemede demişti ya. Yani bunu mahkemeye ver demiş. Çünkü biz öleceğiz. Bizim öldüğümüzü bile kimse duymayacak. Şimdi Adnan bunu gidiyor mahkemede açıklamak istiyor. İşte kağıdı çıkarıp tabii açıklama yapıyor. Bu açıklıktan sonra tabii herkes duyuyor artık. Ondan sonra bunlar da kendilerini yakmışlar. Bunlar kendini yakınca tabii hayırlıydı. Artık durumu kavramış yani. 14 Temmuz 1982 ölüm orucu öncesi. Askeri mahkemede konuşmuşsunuz. İşte bir gün Hayri'yle mahkeme baktım. Ben de durumu kaldırdım. Ben kaldım mahkemede bir gün elime kaldırdım. Mahkemede. Bunun üzerine. Yani Ferhat ile kendini yaktı ya. Ben dedim millet kendini yakıyor. Biz korkuyoruz konuşmaya. Yani bu olacak iş değildir. Ben kalktım mahkeme. Emir'le kaldı dedi. Ne istiyorsun dedim. Konuşmak istiyorum. Önemli bir şey. Dedi gel bakalım. Tabii emirvari yani böyle normal bir şey yok. Ben dedim cezaevinde olup bitenler dedim normal insanların kaldırabileceği işkence metotları, yöntemleri değiller dedim. Ama dedim bu işte dedim mesela Hayır Durmuş diyor ki ben PKK Merkez Komitesi üyesiyim. Kemal Bey diyor ben PKK Merkez Komitesi üyesiyim. Eğer dedim idareci adam sorumlu insan dedim herkes tarafından kabul edilmesi gereken insandır. Eğer Hayır Durmuş olsaydım Kemal Bey olsaydım dedim siz PKK bunu yapamazdınız. Hakim kızdı bana dedi sen ne demek istiyorsun falan. Valla ben dedim ben ne demek istediğimi çok açık ne söylüyorum dedim. Yani ne söylediğimi bellidir dedim. Yo dedi sen niye Hayır onları teşvik ediyorsun dedim. Hayır benden daha akıllıdır benden daha güçlüdür dedim. Ben onu teşvik ettim ama dedim onlar sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir dedim. Ben olsam siz bunu yapamazsınız dedim. Bakın hemen dedi kaldırın bunu götürün yerine. Sonra beni aldılar işte ondan sonra 35'e götürdüler beni.
Osmanlı'yı götürdüler. Tabii devam ettiler. İkinci gün oldu. Hayriye dedim ki Hayri bak bak dedim konuştu. Yeter artık millet 2 sene gidiyor dedim. Haberin dünyada yok dedim. Sen dönce kata 7. hücrede mi kalıyordu bilmiyorum. Dedim sen oradasın ama cezen de oğlu bitmeleri bilmiyorsun dedim. Gerçekten durum çok aynıdır dedim. Dedi Fuat ben çağırsın dedim. Hayır Önder adam çağrısı olamaz. Önder adam her şeyin çağrısını bulmak zorundadır dedi. Baktım o gün gittik Hayri el kaldı. Dedi ben kalk konuşacağım dedi. Artık öleceğim dedi. Öleceğim dedi. O gün hakim söz hakkı vermedi. İkinci gün tekrar ben o yanına geldik. Ben dedim hayır artık yani Urfa grubunda konuşmasan hiçbir grupta Urfa grubunda konuşsa tüm cezaevine eğilir biliyor musun? Urfa grubunda her koğuşta insan var ya. Sonra Hayri baktım olmadı en son biz çıkacağız yine söz hakkı verin. Hayri elini kaldırır dedi hakim bey rica ederim dedi. Çok önemli bir şey açıklayacağım dedi. Hakim dedi hayır ne var? Yok dedi ben mikrofona gelmek istiyorum dedi. Hayri durmuş, sana kürsüsüne gidince neler anlattı? En son baktı Hayri eline kaldırdı, hakim bir şey dedi. Dedi hakim bey dedi rica ederim dedi, çok önemli bir şey açıklayacağım dedi. Hayri yani hakim bey bak, Hayri çok resim, yani kibar bir insandı, öyle kaba konu. Bazı insan var ölüme gidiyorum ben seni dinlemem diyebilir. Ama Hayri dedi hakim bey rica ediyorum. Bak ölüme için bile rica da bulunuyor yani. Yani ülkenin, yani cezanın koşullarının şartlarına kadar ağır olduğunu ifade ediyor bu. Ondan sonra dedi geldi. Hayri gitti mahkeme konuşmaya başladığı zaman tabii o anda bir yani daha önce de sessizlik vardı ama psikolojik benim yani herkes etkilendi tabii. Hayri konuştu, böyle konuştu. Dedi mesela ben cezanda biz bazı kurallara uyduk dedi. Dedi arkadaşlar biz dedi millet düşman işte yani askeri idare zannetti ki biz teslim ihanet edeceğiz dedi. Ama dedi ben bu teslimiyeti şey için kabul ettim dedi. Yani çünkü ben mahkemede sanırım yapmam gerekiyor dedi. Ben diyelim partiyle ilgili neler var neler yok ne konuşuyor. Hepsini ortaya koymam gerekiyor. Ben bunları belgesel duruma getirmezsem ben Tahir oğlumu dedi yerine getirmemiş olurum. Hayır işte dedi bundan dolayı ben bu işlerimi bitirdikten sonra hakim dedi hayır o zaman dedi ben de işte bu durumları izah etti cezaevindeki işkenceleri anlattı. Yani cezaevindeki işkencenin vahşetini net iyi bir biçimde ortaya koydu yani. Şimdi dedi işte bundan dolayı dedi ben mesela ben de kendi görevimi konuma göre görevimi tam yerine getiremedim. Mesela bazıları diyor ki hayır durmuş mezarına borçlu yazın demiş. Hayır durmuş mezarına borçlu yazından kastı budur. Yani cezaevinde kimse hayırdan hani bizim insanlar genelde Önder'den her şeyi bekliyor diyor. Yani her şeyi biz yapabiliriz ama Önder yapmaz diyor. Ama Hayri dedi ki ben işte onun için bazı şeyleri kabul ettim. Veya da bazı şeyleri cezaevinde yaptım dedi. Ben bunları lanetliyorum falan dedi. Ve dedi ben bu konudan dolayı bazı görevlerimi tam olarak yerine getiremediğim için dedi. Ben dedi bu defa son şeyimdir ya konuşmamdır dedi. Mahkeme bir daha gelmeyeceğim dedi. Çünkü dedi hakim dedi yok sen dilekçe yaz biz kolor diye gönderelim. Hayır dedi yok kolor diye artık gitmeye gerek yok. Çünkü benim ölmem dedi Kürdistan için daha iyi bir şeydir. Ben yaşasam zararlı olur dedi bu. Hayır o zaman dedi işte benim ölmem dedi yaşamamdan da etkili olacaktı. Çünkü ben dedi yaşayarak kendi görevimi yerine getirdim. Ama dedi bu ben yaşasam bundan sonra görevimi yerine getiremem dedi. Benim ölümüm ancak beni yaşamı yerine getirebilir dedi. Çünkü benim hatalarım oldu dedi. Bundan dolayı dedi ben mezarıma borçlu yazsınlar dedi. Bu kişiden tarihinde önemli bir sayfa olacak dedi. Hakim dedi yani hayır sen kararlı mısın dedi. Yok ben size söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da bunu açık söylüyorum. Benim son mahkemem. Adım mahkemeye gelmeyeceğim dedi. Hayri Durmuş'un konuşmasından sonra neler oldu? Sonra onun üzerine Kemal Pir'ini kaldırdı. Kemal Pir kaldırdı. Hakim dedi Kemal ne konuşuyorsun dedi. Kemal dedi bir şey konuşmuyorum ben konuşmak istiyorum dedi. Yok dedi sana izin. O anladı Kemal da ölüm oranına girecek. Nasıl ısrar etti Kemal dedi ben de hayır görüşüm tüm görüşlerine katılıyorum ve ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben elimi kaldırdım. Kemal'dan sonra dedi sen bana da öyle sert o anlattı tabii bu işi artık böyle gideriz.
Ben de anlattım dedi, ben de Hayır'ın görüşlerine falan, Kemal'ın görüşlerine katılıyorum dedim. Ben devam ettim. Sonra Ali Çiçek gelene kaldılar dedi. Ali Çiçek gelene kaldılar, hakim dedi ne konuşacaksın dedi. Yok ben bir şey konuşmayacağım ama dedi bazı eylemler var, olaylar var dedi. Onları ben yaptığım için başkaları rahatsız olmasın dedi. Dedi benim yani öleceğim için bunları gelip açıklasam daha etkili olur, iyi olur dedi. Hakim o zaman söz hakkımına verdi. Ali de gitti işte cezaevindeki durumu izah etti. Bir de dedi PK yani siyasal bir organizasyondur. PK hiçbir zaman için bize teslimiyeti önermedi. Hep direnişi önerdi. Ama dedi bir direnişi biz tam olarak yerine getiremedik. Ama dedi bugün bizim burada bir güneş doğdu dedi. Hayır Durmuş konuştu. İşte bu ışık doğdu. Bu ışıktan dolayı ben de bu ışığın içinde yer almak istiyorum dedi. Olaylar durumu izah etti. Anlattıktan sonra Ali de geldi yerine oturdu. Sonra Bedettin Kavak kalktı dedi ben de aynı görüşe katılıyorum dedi. Ben de katılıyorum. Ondan sonra Ali Kılıç da katıldıktan sonra 6 kişi bitti. Sonra arkadaşlar biraz bekledi. Her kitap bir sessiz sakin durdu. Çok tabii etkileyici bir olay oldu. Yani mesela ölüm kararı almak öyle basit değildi. Ama maalesef o cezaevinde diyelim böyle bir iş yapmak ölümü gerektiriyordu. Başka çare yoktu çünkü. Sen bunu desen başka bir şey yapamazsın. Duruşmadan sonra ne oldu? Yani diğerlerine ayırdılar. Çünkü hani onlara beraber olsak belki bir şey konuşacağız ya. Hani bir de ölüm bozuna girdiğim için kurallara da uymuyoruz artık, daha rahat hareket ediyoruz. Bizi birbirine bağladılar, işte biz girdik şeye, araba koyup götürdüler 35'e. Yani salonda bizi tuttular, ayırdılar tutuklardan diğerlerinden. Herkes koğuşlara dağıttılar, 35'e de götürdüler. Biz 6 kişi kaldık işte orada. Bakın Esat geldi. Esat tabii kızarak küfür ederek falan şeydi. Bazı şeyler söyledi. Ne dedi Esat Oktay Yıldıran? Esat mesela ben Kürt'üm diyenin dedi anasını anam bunu açık söyledi falan. Kemal dedi ben Kürt değilim ama sen bana daha fazla küfür ediyorsun dedi. Ben daha çok rahatsız oluyorum. Ama dedi biz bir defa kendi görevimizi yerine geleceğiz. Artık o zaman belli olur kim ne yapacak. Kemal aslında iade etti o lafı ona. Şimdi bize dedi kafanızı duvara dayayın falan. Bizi kafamızı tabii dayamıyor. Askerler zorla dayattı. Bazıları bakın Esat hemen geldi dedi. Tekrar kafalarını geri çekin duvara mikrop geçer dedi. Duvara mikrop geçer dedi. Neyse bunları götürün 35'e koyun dedi. Bizi götürdüler 35. koğuşa koydular. Tekrar üst kata çıkardılar. Önce üst kata şimdi Hayri var. Muzaffer Ağata var. Cahit'in Delibaş var. Hani hücre arasında boşluk var ya, bizi de oraya koydular. İşte o gece orada kaldık. Şimdi onlar dedi ki bu adamlar burada kalsa rahat propaganda yapacaklar ya. Artık onun dinle kuralları takmıyorlar ya. Bir sabah oldu, bakın Esat geldi, oradan geçti. Yani bir arkadaş, Bedettin Kavak mıydı, Ali Kılıç mıydı hatırlamıyorum. Önce onun önünden geçti, kalkmıyor arkadaş. Tabii arkadaşa bir tokat atıyor askerler. Tabii arkadaş ciddi almıyor yani. Devam ediyor sonra bakın Esat dedi bunlar kapılar açın dedi. Kapıları açtılar bizi aşağı indirdiler. Aşağı indir dedi giden 36'da ne kadar mahkum varsa dedi koğuşlara dağıttım dedi. Ama 4. kata verimler kalıyordu o zaman. Yani 36'da. Bizi alıp o hücrelere götürdüler. O gün de Akif Yılmaz'la Fuat kavga etti. Biz giderken. Dedi biz de geliyoruz. Yani 36'ya gideceğiz ya. Onlar da mahkemede olmadıkları için durumu öğrendiler ya. Akif ile Fuat kavga girdi. Akif ile ben 2. katta aynı yere düştük o zaman. Akif şimdi Mazlum Doğan ufak Diyarbakır'a kaçıyor ya. Bidonun içine koyuyor ya. Hani orada düşüyor ama o zaman kaçırmaya o görevlendirilmiş. İşte Akif Yılmaz bu görevi diyor, ben görevimi Fuat yerine getiremedim. Ben çok zordayım, bir üzüntüsünü ifade ediyordu. Benim Akif üzüntüye gerek kalmadı. Artık sen bugün ölmeye gidiyorsun, sen de görevini yerine getiriyorsun dedim. Sonra Esat işte bizi öyle tutup yarada, tabii o zaman yemekler falan geldi ilk gün yani. Ölüm orucuna başlayınca güzel yemekler vermeye başladılar değil mi? Güzel yemekler geldi böyle. Adam özel kızartmalar, şunlar bunlar tabi iştah çekici şeyler. Tam özremizin önüne elimizi
şey yapsak yetişiyor biliyor musun? Öyle uzağa koymadılar. Ekmeği de attılar hücrenin içine. Gece kalsın ya, biz tek ayrı ayrı yerdeyiz ya, millet gizliden yer mi yemez mi eve? Biz nasıl yiyeceğiz? Ölüm orucu kararmış. Diğer gün oğlu ve eremler de oradan çıkardılar. Eremler çıkardıktan sonra bizi 3 kişiyi hayır durmuşu alt kat 9. hücre koydular. İşte 3 kişi orada kaldı. Ali Çiçek onlar 3. katta kaldı. Kemal Pir 4. kat 1'de kaldı. Belediğin kalkı 5'de kalıyordu. Ben de 9'da kalıyorum. 4. kat 9'da. Şimdi ondan sonra şimdi şey oldu. Bizim şimdi arkadaşların Kemal Hayri Gelin'in yanına su geliyor. Su akıyor. Su bize su edemiyorlardı. Hayri onlar su içebiliyor. Ölüm orada su içmek serbesttir yani. Sigara da içilebilir. Şimdi biz nasıl ediyoruz, içemiyoruz, su bulamıyoruz falan. Mısıktan gece ara sıra geldi mi elimize alıp içiyoruz. Yani gece saat 11'de 1'de falan. Şimdi borusu bozuk olanlar, mısığı bozuk olanlar suyu tutmuyor ya. Hemen su akıyor, insan muvaffak olamıyor, içemiyor falan. En son Hayri baktı birkaç gün öyle gidiyor. Hayri bakın dedi biz de su içmeyelim. Biz konuştuk falan. Dedi Kemal ne diyorsun falan. Karasu'ya sordu. Tüm arkadaşları sordu. Kemal dedi hayır doktor dedi. Makural budur yani. Su olsa biz de içeriz dedi. Su içemezdik. Etmeye gerek yok dedi. Sizin suyunuz varsa için dedi. Bize vermiyorlar. Ne yapalım dedi. Ölüm orucundaki Hayri Durmuş'un döşeği yokmuş. O dönemde de şu oldu. Mesela hepimize döşek vermişlerdi. Ama Hayri Durmuş'a döşek vermemişler. Onların amacı bu da Hayri Önder'dir ya. Kırsa herkes kırar. Hazabıyla. Yani Hayri bize de demedi döşek vermemiş. O tikocu bir arkadaş ikinci basından girdiği için o söylüyor. Onun yerine gidiyor. Hayri gittikten sonra o diyor Hayri döşeksizdir yani. İşte o dönemde şey oldu. Ara sıra öperliyordu. Bakın dedi bunlar yemek yiyor. Sıkandı yiyorlar kuşlara dedi. Onlar. Şimdi mesela bir de o dönemde aşırı böyle marş sesleri aşırı yükseliyordu. 36 mesela arkasında diğer komşular var. Millet daha çok oraya getiriyorlar. Diğer komşular daha çok bağırıyor. Fakat yani psikolojik yönünü bize etkilemek için biliyor musun? Mesela Kemal böyle ara sıra bağırıyordu. Ya dedi hayır doktor bunlar niye böyle hayır dedi hiç merak etme bir şey olmaz dedi. Biz kendi görevimizi yapıyoruz onlara da kendi görevini yapıyor dedi. Biz onlardan bir şey beklemeyiz Kemal dedi. Yani biz ölümü göze aldığımız için bunu yapıyoruz. Herkes bunu yapamaz dedi. Kemal Pir ölüm orucundayken türkü söylüyor muydu? Sonra Kemal ara sıra türkü falan söylüyordu. Kemal türkü söylüyordu. Sinop Kalesi'nin üstünde denize falan türküsünü söylüyordu falan. Bu cezaeviyle ilgili orada Sinop cezaevi de meşhurdu. Onun cezaevinden dolayı Kemal ara sıra bu türküyü bağırıyordu. Ve Hayri ara sıra diyordu. Kemal dikkat edin biraz kendini yorma öyle. Ya diyor doktor sen öleceğiz de diyorsun dikkat edin böyle olmaz ki. Diyor bari ölerken konuşalım. Yani biz konuşmazsak ölsek diyor o zaman hiç olmaz diyor. Hayır dedim sen biliyorsan falan. Şimdi mesela ara sıra da baktım Hayri de türkü söylemeye başladı. Hayri hangi türküyü söylüyordu? Hayri de bir dizide 5000 lirayı söylüyordu bize ara sıra. Bir dizide 5000 lira bir türkü de o da hoştu. Hayri söylüyordu dedi işte iyidir yani kim ne biliyorsa söylesin ya rahat olun dedi. Şimdi onlar tabii onlar da çok rahatsız oldu bu konuda. Mesela onlar bakıyor bir türlü mülküsenince onlar da diyor bu adamları hiç etkilenmiyorlar diyor. Bitlis'te 5000 are beri gel oğlan beri gel. Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel. Yüreğim dolu yâre, beri gel canan beri. İsterim yanan gel.
Beri gel oğlan, beri gel. Cebimde yok peş param. Beri gel canan, beri gel. Cebimde yok peş param. Beri gel.